Mağdurlarının yıllardır beklediği düzenlemenin yapılmasına az kaldı gibi görünüyor. Adalet Bakanlığı hafta içinde önemli bir adım atmış. Nafakaya 6 yıl sınır getirilmesi önerisini sunmuştu. Yıllardır nafaka ödeyenler bu habere sevindi ama düzenlemeye karşı olanlar da var. Kim mi onlar? Boşandığı eşlerinden nafaka alanlar. Nafaka verilmeyi çalışmıyor. Yani ben bu kadına para ödemek zorundayım. Neyle geçinecek, neyle çocuklarına bakacak? Doğru. Nereye kadar sürecek onu da bilmiyoruz. Süresiz bir borcumuz var. Bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Almıyorum. Bir yanda nafaka alanlar, diğer yanda ikinci eşler. Taraflar karşı karşıya geldi. Biz 1.000 lira veriyoruz ve her sene de arttırma şansı oluyor. Bu çok adaletsiz. Ekonomi özgürlüğü yoksa olabilir. Kendinden nefret ettiğim için parasından da nefret ediyorum. Onun için almıyorum. Çocukların aklını savunacak şekilde nafaka verilmeli diye düşünüyorum. Ayrıldıktan sonra genellikle bayanlar çalışıyor yani. Bir daha almalarına gerek yok. İkiz çocuklarım var. Eşim yaklaşık 8 yıldır nafaka ödüyor. Karşıdaki de mağdur oluyor. Nafaka süresinin 6 yıla sınırlandırılması gündemde. İkinci eş durumundan mağdur olanlar da var. Örneğin Canan Hanım ve Nur Hanım ikinci eş yani eşleri nafaka ödemek zorunda olduğu için onlar da mağduriyet yaşıyor ve bu nafaka durumunun bir an önce düzenlenmesini istiyorlar. 900 lira ödemekle mükellefiz. Biz vermeyelim demiyoruz tabii ki nafakayı. Ama bunun bir süresi olsun. Hiç tanımadığım bir kadın benim eşimin maaşını benden önce harcayabiliyor. Oğlumdan önce harcayabiliyor. Burada bizim tek suçumuz ikinci eş olmak mı? Çocuk olduğu sürece yani verilmesi gerekiyor. Bir insanla 40 gün evli kaldın diye ömür boyu diğer insana da yük olunmamalı bence. Evlilik işini de ranta çevirmeye çalışıyorsa bu ahlak dışı zaten.